Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz inanılmaz yumuşak ve gerçekten çok lezzetli harika bir poğaça tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi ister kahvaltıya, çay saatine veya çocuklarınızın beslenme çantası için gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Poğaçaların hamuru için derin bir kasenin içine bir çay bardağı ılık sütü koyuyorum. Ve hemen ardından bir çay bardağı ılık su ve kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 ml. Onu da hemen sizlere belirteyim. Bir paket instant kuru maya ve dilerseniz kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 adet yumurtanın akı sarısını poğaçalarımın yüzeyine sürmek için ayırdım. Sıvı malzemeleri şöyle çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Mayanızın daha kolay aktifleşip ve hamurunuzun daha erken mayalanması için kullandığınız süt ve suyun ılık olmasına özen gösterin lütfen. Bu sayede hamurunuz çok daha erken mayalanacaktır. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdım. Şimdi elediğim unun yarısını içine ilave edip kaşıkla kabaca toparlayacağım. Unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebiliyor. O yüzden hepsini tek seferde değil de azar azar içine ilave edelim. Bu poğaça tarifinde sıvı yağ kullanılmıyor. Sadece oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını kullanacağım. O da hamurumu toparladıktan sonra içine ilave edeceğim. İşimi daha da kolaylaştırmak için ilk önce kaşıkla toparlamayı tercih ediyorum. Hamurumu kaşıkla kabaca toparladım. Hemen kaşığı çıkartıp artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Kabaca toparladıktan sonra oda sıcaklığında yumuşamış 70 gram tereyağını da içine ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Kullandığınız tereyağın mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmasına özen gösterin lütfen. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğuracağım. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Pürüzsüz, ele yapışmayan, yumuşacık çok güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tabii daha önce de belirttiğim gibi kullandığımız unun kalitesine göre ve yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabiliyor. O yüzden unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Şimdi hamurumun üzerini kapatıp bu şekilde en az 35-40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabii ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamurum güzelce mayalanıp iki katına çıktı. Poğaçalarımızın maya kokmaması ve daha da lezzetli olması için hamurumun mayasını güzelce alıyorum. Güzelce toparlayıp hemen bezelerimi de hazırlayacağım. Masanın üzerine biraz un serperek hemen hamurumu masaya alıyorum. Ben bezelerimi cevizden biraz daha büyük olacak şekilde hazırlayacağım. Ama sizler dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Hafif undan faydalanarak cevizden biraz daha büyük olacak şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Poğaçalarınızın daha yumuşak olması için bu aşamada çok fazla un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bütün bezelerimi aynı büyüklükte olacak şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Hazırlayıp bitirdiğim bezeleri pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine diziyorum. Ben poğaçalarımı bu sefer sade olarak hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz iç harcda kullanabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Poğaçalarımın şeklini tamamlayıp bitirdim. Şimdi üzerine temiz bir bez kapatıp bu şekilde en az 15-20 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Poğaçalarımın tepsi mayası geldi. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içine 1 tatlı kaşığı sütü de ilave edip güzelce karıştırdım. Dikkatlice poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada hafif dokunuşlarla yumurta sarısını sürelim, yoksa poğaçalarımızın havası söner ve tekrar kabarmayacaklar. Hamur işlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi de tepsi mayası. Eğer tepsi mayasını verirseniz poğaçalarınız hem daha yumuşak olur hem de çok daha güzel bir şekilde pişecekler. Mutlaka aksatmadan tepsi mayasını vermenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu arada poğaçalarınıza yumurta sarısını sürdükten sonra çok fazla bekletmeden fırına verip pişirin. Eğer gereğinden fazla bekletirseniz poğaçalarınız söner.
O yüzden yumurta sarısını sürer sürmez hemen fırına vermenizi tavsiye ediyorum. Son olarak poğaçalarımın üzerine susam serpiyorum. Tabi dilerseniz sade bir şekilde de fırına verip pişirebilirsiniz. Poğaçalarım neredeyse hazır artık. Bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Poğaçalarımı pişirip fırından çıkardım ve soğumaları için yaklaşık 20 dakika üzeri örtülü bir şekilde dinlendirdim. Hemen servis tabağına alıp iç dokusunda sizlere göstermek istiyorum. Poğaçalarımı servis tabağının içine almadan şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir şekilde kızarıp pişmiş poğaçalarımız ve inanın pamuk gibi yumuşacık, o kadar güzel bir poğaça tarifi ki kesinlikle gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kahvaltıya, çay saatine ve çocuklarınızın beslenme çantası için mutlaka bu tarifi yapıp denemenizi öneriyorum. Hemen iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın poğaçamız tel tel, kesinlikle o kadar güzel bir şekilde pişmiş ki. Bakın hiçbir yerinde hiçbir hamurlaşma yok. Şöyle içinde sizlere göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişmiş poğaçamız. Umarım sizler de bu güzel ve pratik tarifi dener ve beğenirseniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle kalın.